Merhaba, Makroskop'la karşınızdayız. Ekonomide haftanın ekonomide öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz, konuşacağız. Bugün konuğumuz A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal. Baki Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Peki. Baki Bey merhabalar, duyabiliyor musunuz beni? Evet, sanırım Baki Atılal beni duyamıyor. Biraz belki zorlamalar. Bağlantımızı yenilememiz gerekiyor. Duyamıyorsunuz beni değil mi Baki Bey? Peki. Pek çok başlığımız var aslında bugün Baki Atılal'la da konuşacağız. Zira Avrupa'dan önemli bir uyarı geldi. Avrupa Merkez Bankası'ndan stagflasyon uyarısı geldi. Ne demek bu? Bir taraftan pandemi sonrasında talebin canlanmasıyla birlikte, arzın buna yetişememesiyle birlikte bütün dünyada tedarik zincirlerindeki bozulmayla birlikte bütün dünyada enflasyonda yükseliş yaşanıyor. Bir taraftan da savaşın başlamasıyla birlikte savaş emtia fiyatlarını, enerji fiyatlarını yükselmesine neden oluyor. Bir yandan da iki ülke, Rusya ve Ukrayna'nın da dünyanın hububat ambarı niteliğini taşımasıyla birlikte küresel gıda fiyatlarında da şüphesiz artışlar yaşanıyor ki bugün küresel gıda fiyatları açıklandı. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü tarafından Mart ayı itibariyle küresel gıda fiyatları %12,6 ile aylık bazda rekor artış gösterdi. Yıllık bazdaki artış ise %33'ün üzerine tırmandı. Aylık bazdaki %12,6'lık artış aslında bir rekordu. Bu zamana kadarki açıklanmış en yüksek aylık bazdaki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Bunu konuşacağız. Bir taraftan savaşın başlamasıyla birlikte büyüme oranlarında tüm dünyada yavaşlama beklentisi, durgunluk beklentisi de artıyor. İşte bu iki unsurun yani bir taraftan yavaşlama beklentisi, bir taraftan da yüksek enflasyonun aynı anda yaşanmasını aslında teknik anlamda stagflasyon diyoruz. Avrupa Merkez Bankası'ndan da işte tam da bu noktada bu uyarı geldi. Stagflasyon uyarısı geldi. Tüm dünyada enflasyonun daha da yukarı tırmanması, bir taraftan da büyümelerde yavaşlama beklentisi artmış durumda. Enflasyondaki rekor seviyelerle birlikte hem Avrupa tarafında hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde daha merkez bankalarında daha şahin bir duruş sergilemeye başladıklarını görüyoruz. Amerikan Merkez Bankası geçtiğimiz ay ilk faiz artırımını yapmıştı. 25 bas puanlık bir artırım yapmıştı ama bundan sonraki aylarda 50 bas puanlık artırım yapabileceği yönünde beklenti de güçlenmiş durumda. Sadece bu değil, bilanço küçültmeyi de daha sert yapacağına yönelik bir mesaj da yayınladı aslında. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed 95 milyar dolarlık bir azaltıma da gidebileceği yönünde de bir açıklaması olmuştu. İşte önümüzdeki aylarda da nasıl bir duruş sergileyecek Amerikan Merkez Bankası bunu takip ediyor olacağız. Ama bir taraftan da uzmanlardan şu yönde açıklamalar da geliyor. Bunu da altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon beklentisi de var bir taraftan. Ama şu anda gelen makro veriler pek de buna işaret etmiyor. Ara ara evet bazı verilerde bir miktar yavaşlama var ama bunun resesyona işaret ettiğini şu an itibariyle söyleyemeyiz. Evet bir miktar büyümede yavaşlama yaşanabilir ama bu resesyona kadar gider mi? Bu önemli bir konu olacak ama şu bir gerçek ki Amerikan Merkez Bankası şahinleşiyor. Artık faiz artırımlarını daha güçlü, daha sert faiz artırımları yapacak ve bilanço küçültme miktarını da artırıyor. Artık Amerikan Merkez Bankası daha şahin bir görünüşe sahip olacak. Önümüzdeki günlerde bu herkesin hem fikir olduğu bir nokta. Avrupa tarafına baktığımızda da evet stagflasyon riski artmış durumda. Büyümede bir yavaşlama beklentisi var. Enflasyonu da yukarı yönlü bir seyir devam ediyor. Tüm ülkelerde, Avrupa ülkelerinde enflasyon rekor kırıyor. Son yılların en yüksek enflasyon oranına ulaşmış durumdalar. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa ülkeleri. Peki tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Bir taraftan da Rusya'dan açıklamalar da geliyor. Rusya'da ruble savaş öncesi seviyelerine dönmüş durumda ki savaşın ilk gününde aslında %9,5 olan politika faizini %20'ye yükseltmişti. Bugün de %17'ye çekti. Faiz indirimine gitti. Bu ne anlama geliyor aslında? Bunu konuşacağız. Baki Atılal hazırsa eğer dönelim. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal bugün konuğumuz Makroskop'ta. Baki Bey merhabalar tekrar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, peki.
Şimdi öncelikle Avrupa'dan gelen, Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen bu stagflasyon uyarısıyla başlayalım isterseniz. Ne kadar güçlü görüyorsunuz Avrupa tarafında stagflasyonu? Peki. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, belki Atılal'la bağlantımızı yenileye duralım. Ben bugün yaşanan ve bu hafta yaşanan gelişmeleri aslında tekrar sizlere aktarmış olayım. Rusya'dan gelen açıklama önemliydi. Rublenin savaş öncesi seviyelerine geri döndü. Bu önemli bir gelişme. Zira Rusya Avrupa ülkelerine, yani dost olmayan olarak telendiriyor Rusya bunu. Dost olmayan ülkelere artık gaz satışının sadece rubleyle yapılacağını açıklamıştı ve bu kararnameyi de geçtiğimiz günlerde Putin imzalamıştı. Bu ülkeler içerisinde tabii Avrupa ülkeleri içerisinde bunu kabul eden ülkeler de var. Hatta ilk ödemeyi bu şekilde yapan ülkeler de var. Bir taraftan da bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini ve alternatif Rus gazına ikame enerji arayışlarını da hızlandırmış durumda. Almanya geçtiğimiz günlerde böyle bir kararname imzaladı. Yenilenebilir enerjileri daha da fazla artıracaklarına, bu alandaki yatırımları destekleyecekleri yönünde bir anlaşmaya varmıştı. Bakalım Rus gazına alternatif bir enerji bulabilecekler mi? Ya da nükleer, yenilenebilir, kömür bunu ne kadar destekleyecek, ne kadar ikame edecek? Bunu ilerleyen dönemde göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki 2014'te, yani Kırım'ın ilhakından bu yana Avrupa zaten Rus gazına bir... ikame arayışı içerisinde. Peki, görüntülü bağlantımızda bir problem var. O yüzden telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Baki Bey, tekrar hoş geldiniz diyelim. Yayınımıza. Evet, üçüncü defa hoş bulduk. Evet, peki ben sizi duyamıyorum. Siz belki hoş bulduk diyorsunuz ama maalesef bugün bağlantımızda bir miktar problem yaşıyoruz. Peki, Şimdi ses geliyor mu? Evet, evet, gayet net geliyor şu anda sesiniz. Peki, Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen bu stagflasyon uyarısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Avrupa'da şu an gelen verilere baktığımızda stagflasyon riskini ne kadar güçlü görüyorsunuz? Yani şu kompozisyonda ben Avrupa Birliği tarafında stagflasyon riski görmüyorum. Orada daha çok Amerika'dan daha fazla resesyon riski var. Çünkü oradaki Avrupa Birliği tarafındaki hikayeye baktığımızda işe girimlerde bir artış var. Tasarruflarda bir artış vardı. Onu kullanıyorlar rahat bir şekilde. Ama diğer taraftan enerji maliyetleriyle başa çıkamadıklarından dolayı bir resesyon tarafına doğru kayma daha yüksek. Stagflasyon olması için iki tarafta bir sorun olması lazım. Hem hizmet sektöründe bir yavaşlama lazım orada, hem de ücretlerde artış. Bu Amerika tarafında var. Avrupa Birliği tarafında yok. Dolayısıyla ben o tarafın üzerine pek odaklanmam. Zaten öyle bir stagflasyon riski olmuş olsa da şey olmaz. Avrupa Birliği tarafından bu yılın sonuna kadar iki tane, bir yıllık periyotta ise dört tane 100 bas puanlık bir artış beklentisi olmaz. Yani onunla da zaten şey yapıyor, tezata düşüyor normal şartlarda. Evet, peki Amerika tarafına baktığımızda da daha şahin bir duruş sergilemeye başladıklarına ilişkin mesajlar, sinyaller de geliyor. Bilanço küçültmeyi daha da artırabilecekleri yönünde açıklamalar geldi. Savaş tabii 50 bas puanlık artırım beklentisi bir miktar vardı aslında Mart ayında ama bu savaş bunu biraz öteledi gibi görünüyor ama enflasyondaki yükselişin devam etmesiyle birlikte sanırım bu ilerleyen aylarda gerçekleşecek gibi duruyor. Ne dersiniz? Şimdi senin de belirttiğin gibi zaten 50 bas puanlık bir artışa piyasayı hazırlıyorlardı ama savaş bu işte 25 bas puanlık bir artışa şey yaptı, yöneltti. Ama ondan sonraki periyot, dün açıklanan toplantı tutanaklarına baktığımızda net bir şekilde piyasayı zaten etap etap hazırladılar o günkü toplantıdan itibaren. İki tane, ilk önce bir tane 50 bas puanlık artış olur diye piyasayı bir tartıştırdılar. Sonra bir değil iki tane olur diye tartıştırdılar. İşte dün itibariyle de sen bir FED başkanını söyledi, bu sene olması gereken 300 bas puanlık bir yükseliş olması gerekir diyor faiz tarafındaki enflasyona dengeyi sağlayabilsinler. Çünkü görüntü itibariyle Mart ayı enflasyonu geldiğinde %8 bandına gelmiş olacaklar. Şimdi 8 bandına karşılık sen bu kadar aşağıda negatif faiz verirsen o paranın gideceği yer istedikleri tarafa olmaz ve parasal sıkılaştırma da yapıyorlar zaten. Yapacaklar 95 milyarlık ama 3 aylık süre bu. Ondan sonraki periyotta da 2018'de yaptıkları gibi yanına büyük bir ihtimal 50 milyar daha koyacaklar. Meblağı arttırarak gidecekler. Çünkü
hizmet tarafına bakıyorsun Amerika'da, Avrupa Birliği tarafındaki gibi değil. Hizmet tarafında emek piyasası arka arkaya 11 aydır 400 bin üzerinde bir iş gücü yaratıyor. İşsizlik oranı pandemi döneminden aşağısında. Diğer taraftan baktığımızda ise Şubat 2020'ye göre de 1.6 milyon kişi geride. Şimdi bakıyorsun şeylerde, havacılık sektörü, otel, restoran kısmına baktığında orada bir şey var, talep artışıyla beraber net bir şekilde işe girişler var ama pandemi öncesine göre düşük. Ortalama ücret artışına bakıyorsunuz %5.6 seviyesinde. Normal periyotta artmış olsa önümüzdeki ay açıklanacak hem enflasyon verisiyle %8'i göreceksin. O tarafta da %6.1 bandı bekleniyor. Şimdi bu da hikayeyi diğer tarafa çeviriyor. Diyor ki güçlü tasarruf var, harcama verileri son derece güçlü geliyor Amerika tarafında. Büyüme tarafında Rusya Savaşı'nın bir etkisi Amerika tarafında pek yok. Hatta bu işten görüntü itibariyle baktığımızda Amerika dolaylı olarak kazançlı bile çıkabilir. Çünkü petrol tarafında ihraç yapma imkanı var. Enerji tarafında ihraç yapma imkanı var. Tahıl tarafında da dünyanın üçüncü ambarı benim diyor. O tarafta da ihraç yapma anlamı var. Bu iş eşittir. Şirketlerin karlılıklarının artması, tenettü veriminin artması. Zaten Amerika tarafına baktığında bundan bir ay önce onlarda da stagflasyonu konuşuyorduk. Sonra resesyonu konuşturmaya başladı. Ama diğer taraftan bakıyorsun resesyonun olması için normal şartlarda bir buçuk iki yıllık bir periyot geliyor. O periyoda kadar da savaş riski nasıl olacak? Devam edecek mi, etmeyecek mi? Tedarik zinciri nasıl normalleşecek ki? Son dönemlerde o tarafta da normalleşme emareleri görüyoruz. Zaten FED de ona güveniyor. Diyor ki bu inecektir aşağıya, geçici şu kompozisyonda diye. Yüksek ama geçici. İki yıl önceki gibi değil yani geçici kısmı. Şimdi böyle olunca da Amerika tarafı Avrupa Birliği tarafından net bir şekilde ayrılıyor ve parayı çekme hızını da son derece güçlü bir şekilde yapacaklar ki likiditasyonu biraz azalsınlar. Çünkü 3.8 milyonla girdiler Fed'in büyüklüğüne. Şu anda 8.5 milyon dolar seviyesinde. Trilyon dolar pardon. Evet. Peki Rusya'dan gelen bu faiz indirimini nasıl değerlendirmek lazım? Yani savaş başladığında %9,5 olan faiz oranının politika faizini %20'ye yükseltti Rusya, Rusya Merkez Bankası ve bugün itibariyle de %17'ye çekti. Ruble savaş öncesi seviyelerine geri geldi. Bu mu etkili oldu bu kararda? Şimdi bu iki türlü bakıyoruz oraya. Hı-hı. Bir dediğin gibi evet bu etkili oldu. Ruble eski seviyesine tekrardan geldi ama kalıcı olacağını zannetmiyoruz orada. İkinci etmen de iç piyasaya yönelik. Zaten İhracat yapan şirketlerin %80 dövizlerini ruble tarafına çeviriyor. Son hamlesi de zaten benzer şekilde gaz satımında o uzun bir süreç olacak ama ruble üzerinden ödemeleri alacağım hikayesini Rusya ön plana çıkartınca rublenin güçlenmesi kadar doğal bir şey olmadı. Şimdi zaten iç piyasadaki döviz hikayesini sen şeye çevirirsen, rubleye çevirirsen orada da bir ihtiyaç kalmıyor. Diyor ki olağanüstü şartlar içerisindeyiz. O zaman yüksek politika faizi rubleye vermesine de gerek kalmıyor. Çünkü baktığında benzer şekilde hem Amerika'da yatırım tarafı yok, hem Avrupa tarafında yatırım tarafı yok. Yatırım tarafının kaldığı tek yer uzak doğu tarafı, Çin tarafı. Yani en son bu sabah saatinde Japonya'da zaten yaptırım tarafına şey yaptı, dahil oldu. Böyle olduğu takdirde de o politika faizinin bir sonraki toplantıda biraz daha aşağı inmesi, görüntü itibariyle Haziran'da başladığı yere gelmesi kadar doğal bir süreç yok. Ama buna karşılık bu önümüzdeki 3 aylık periyotta rublenin seviyesinde yükselmek bekleyebiliriz. Çünkü yaptırımların etkisini 1-2 ay sonra görmeye başlayacağız. Öyle bir anda o etki gözükmeyecektir. Peki, şimdi özellikle de Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrasında Rusya'nın aldığı tedbirler, yani hem petrol hem gaz konusunda rubleyle ödeme kararı, bu da etkili oldu mu sizce rublenin değerlenmesinde ve alınan bu kararda? Yok, onu zannetmiyorum. Çünkü o biraz sembolik, biraz da siyasi bir hamle. Hı-hı. Batı'yı tekrardan Rus Merkez Bankası ile muhatap olma konusunda bir zorlama hikayesi o. Hı-hı. Çünkü dış rezervlerin yarısına Rusların erişimi yok şu anda. Hatta yarıdan fazlasına erişimi yok. Buna karşılık Batı'nın yaptığını misillemeye gidiyor. Ama misillemede ne var? Diyor ki benim merkez bankamla, bankacılık sistemimle etkileşime geçeceksin. Zaten sabah saatlerinde Avrupa Birliği'nden bir yetkinin açıklaması da benzer şekildeydi. Yani bizi böyle bir şantaj yapamaz, zorlama yapamaz diye. Ama fark etmiyor. Sonuçta ne oldu? Bütün herkes bu haberi geçti mi geçti. Rubleyle yapabilir mi? Evet yapabilir ama
düzenlenmiş anlaşmalar var ama anlaşmalar da 3'er yıllık. Dolayısıyla böyle bir şeyi zorladığı takdirde burada Stockholm'daki mahkemeye gidiyor. O mahkeme süreci ne kadardı, sonuçları ne kadardı o gazı vermek zorunda. Uluslararası anlaşmalar bunu şey yapıyor. Eğer orada yeniden bir ruble mahkeme Rusya tarafının talebini olumlu karşıladı diyelim. Böyle bir şey olduğunda doğal gaz fiyatları şu anda Avrupa Birliği tarafında yaklaşık bir bazına 3 katına çıkmıştı. Yeni sözleşmede o fiyat üzerinden alacaklar. Evet. Şimdi peki. Böyle bir konjonktürde de baktığınızda Rus da diyor ki benim bankalarıma sen yaptırım koyuyorsun. Merkez Bankamı muhatap etmiyorsun. Beni Swift tarafından da attın. O zaman pardon. O zaman da gel benle şey yap. Ruble üzerinden ödeme yap diyor. Bu Avrupa Birliği'nin yaptırımları yan taraftan kırma, onları biraz zorlama, kendi içerisinde çelişkiye düşmesi sağlama ki ya o tarafa baktığımızda da yeni üye olmuş olan Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda rubleyle ödeme yapabiliriz diyorlar. Eskiden tarafına baktığında zorlayamaz bizi ama ibaresini kullanıyorlar. Şimdi böyle olunca da Rusya iç tarafta hem dış tarafta da rahat bir şekilde diyor ki ben ruble istiyorum. Benim para birimim bu. Sen beni Swift'ten attın. Hatta şöyle bir hikaye de var. Swift'ten attığından dolayı bizim Rusya'ya ödemelerimizde de sıkıntı oluyor. Çünkü Swift sisteminde değilsin. Evet. Onun yerine ya yeni bir alternatif sistem yapacaksın ya da barter üzerinde. Geçtiğimiz haftada zaten bol miktarda barter konuşuldu. Dünya çapında da işte altından ödesek ama altın tarafını da İngiltere kapattı. Dolayısıyla bu hamle tamamen bence stratejik bir hamle, sembolik bir anlam taşıyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Baki Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı ve ekonomist Baki Atılal'la değerlendirmiş olduk. Haftanın öne çıkan ekonomideki başlıklarını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.